Benim buradan Efe, Game Boy kasetlerimi çalan Efecan Can. Aradan 25 yıl, Allah aradan 20 yıl geçti. Bak seni dövdüm. Ee, yine görsem yine döverim. Çünkü <laughs> Almanya'dan bana gelen bütün kasetlerin içlerine o özel vidası, torna vidası vardı açar. Nasıl yakaladım Anımı anlatayım mı size bir tane. Bak kesin o haber ona gider. Kardeşli, kardeşi vardı çok küçük. Belki izliyordur beni. Kocaman oldu o da. B12 diyenlere gelsin. Ben Almanya'da çok ailem yaşıyor bir akrabalarım falan. Bana biri geliyor işte bir şey. Game Boy geliyor. Kaseti geliyor. Bilmem nesi geliyor. Ya apartmanda komşumuz var. Efe diyeyim. Ya Efe adı da. Kimse anlamaz herhalde kimse ya. çok çocuktuk ya. Ne olacak anlasana olur. Küçücük çocuklardık. Anasını satayım. Game Boy'umu istedi. Ben de verdim. Oynadı, sevdi, evde arkadaşız falan böyle. Sonra geri getirdi. Ondan sonra kendine Game Boy aldı. Bir yerden buldu. Ama kasetleri yok. Bana dedi ki Tuğkan senin hatta ortada Legoların vardı yerde böyle oynuyorduk. Ee, üst komşum işte geldi bana. Legolarla atışıyoruz, oynuyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Bana dedi ki Tuğkan dedi Game Boy kasetlerini alabilir miyim? Oyun oynayacağım. Aralarında da Super Mario'nun ya yeni oyunuydu ya da ilk defa aldığım bir Super Mario'ydu emin değilim. Deli gibi de onunla oynuyorum. Hatta hile yapıyorum böyle o B ile A tuşlarını pil. O da kuzenlerimden öğrenmiştim. Ee, böyle kalem pilleri koyuyorsun. Tırırır yaptığın zaman çok hızlı basabiliyorsun oyunlarda falan. Böyle o tarz e, proluk denemelerim var falan. Lütfen de tamam arkadaşlar anı amına koyup anı anı. Anı anı anı. Ondan sonra o e, Mario'yu oynamak istedi benden şey almak istedi ulan önceden o game boyumu verdiğim zaman böyle bir hasarlı geldi o bana böyle bir güvenemedim bir güven eksikliğim var çocuğa babamın setlerinden tornavida aldım açtım kasetin içini içine de yeşil bir tane e, böyle çizgi attım boyadım yani Kasedin içi bak onun erişebileceği veya temizleyebileceği bir şey değil tuzağa yerleştirdim oraya neyse aradan çok uzun bir süre geçti ne yazık ki o kaset bana gelmedi. Kayboldu dedi, bir şey oldu dedi falan. Çıldıracağım. Aradan 3 ay geçti, 4 ay geçti her neyse. Çıktım bir gün. Game Boy'u masanın üzerinde duruyor. Elimi aldım, bir açtım. içinde Mario var. Efe dedim. Bu oyun nereden geldi? Ya dedi heyecanlandı zaten. Bu dedi işte şuradan geldi buradan geldi teyzem getirdi de falan filan seninkini de kaybetmiştim. Pardon hayır hayır dur düzeltiyorum. O gün Game Boy kasetimi istedi çok özür dilerim çok küçüğüm ya böyle detayları atlıyorum. Game Boy kasetimi vermedim paylaşmadım Game vermiştim hasarlı gelmişti biraz. Kaseti vermek istemedim oynuyorum dedim. O Game Boy kaseti kayboldu yok oldu aşırmış yani çalmış benden. Ama önceden öyle bir şey yapılacağını fark ederek ben bütün kasetlerim için o işareti koymuştum. Tamam şimdi hatırladım hikayeyi. Ondan sonracığıma aynı mevzuya geliyoruz. Nereden buldum buna geldi. Dedi ki teyzem getirdi. Yatağımın altından çıktı birkaç kaset falan filan derken. indim aşağı aldım o e, babamın tornavidasını çıktım yukarı. Bak dedim sana bir taktik teknik bir şey göstereceğim. Açtım. Açmadan önce de gözünün önünde bak dedim. Bunun içinde yeşil bir çizgi varsa bu benim kasedim. ...böyle bu ama çok tedirgin... ...bir açtım yeşil çizgi... İy, o an var ya... ...öyle yıkıldım ki... ...yani en yakın arkadaşımın benden... ...hani bu arada vermer, ver, vermiyordum ama... ...şey olarak vermeyeceğim diye vermiyordum... ...yani böyle şey diyordum ona... ...ya lütfen bir 3-4 gün oynayayım... ...bir kasayım ondan sonra al kullan... ...anasını satayım... ...benden bu bunu çalmış... ...bir de bana yalan söylemiş mi... ...oğlum çaldım da ya aldım da... ...çok oynamak istiyordum da falan... ...bir intikam almam gerekiyor. Orayı anlatsam mı acaba ya? Orayı anlatmayayım. Rencide olur mu? Anlar birileri falan. Mahallede arkadaşlarımız var bir sürü. Çünkü ben onu e, hırsızlık yaptığını... ...söylemedim kimseye. Genelde öyle huylarım vardır. insanların ...pisliklerini anlatmam. Ben kendimde saklarım ama... ...anlatayım mı? E, Valla... ...deyip böyle 30 bin kişi ...anlatıyordum <laughs> <laughs> evet genelde, <laughs> saklarım, Aa, genelde saklarım ama genelde saklarım ama oğlum bu dediğim 20 sene önce ya daha çok eski yani youtube'da patlıyor değil mi bu her yerde <laughs> çünkü... rezil ama da <laughs> yok ya sonra biz seneler sonra buluştuk barıştık hatta onunla çok kötü bir anımız da var onun bütün kolu benim yüzümden paramparça olmuştu ee, bir tane böyle çekingen bir çocuktu bir kızla konuşmak istiyordu arada böyle telsiz işte evde bizim telsiz telefonlar vardı hep Kızla konuşmak istiyordu ama cesareti yetmiyordu o konuşmaya. Bir gün ben o, birinden ses geliyor. Bir gün otel sizi aldım, kızı aradım. Kaydedebiliyordun o kişileri içeriye. Kızı aradım ve ona e, böyle laf atarak aradım. Yani kızı arıyorum, konuşacağım şimdi onunla diyerek. Beni kovalamaya başladı. Kovalamaya başladığında da tam böyle iki bacak arkamdayken kapıyı hızlıca kapattım ben. Hızlıca kapatınca buzlu bir cam vardı böyle ara kapılarda, oda kapılarında. Çeko da böyle elini uzatarak beni kovalıyordu. Yakalayacağım diye. Eli oraya bir girdi. Kırdı hocamı. Eli içeriye girdi. O panikle de geri bir çekti amına koyayım. Buzlu camlar kalındı bizde eskiden böyle. Baya baya böyle 4 milim camdı onlar. Kolunun yırtılma sesini hatırlıyorum yani. Vajak diye bir çekti elini. Kan revan içinde evde de küçük kız kardeşi var. Kız bembeyaz oldu, ağlıyor, köşeye oturmuş. Ben Korkudan ölüyorum sanki hani ben yapmışım ben vesile olmuşum suçluluk hissediyorum yani hatta ilk gidip tuvalet kağıdı almıştım tuvalet kağıdı sarıyorum falan böyle panik yaptım çocuğum amına koyayım ne bileyim bir baktım kol açılmış yağ bezeleri falan gözüküyor kemik memik ne varsa çok kötüydü oğlum benim travmalarımdan biridir yani o yüzden çok dikkat ederim şakalaşırken neyse ee, sardık ettik sonra tabi annesini aradık annesi geldi annesi de eczacıydı babası doktor. Kadın bana bir nefretle bakıyor anlatamam <laughs> ama hani mahallenin belalı puş çocuğuyum çocuğuna bilerek zarar vermişim gibi bana bir kötü bakıyor. Kemik değil o tendondur valla ne bileyim lan o çocukluk işte kafamla kemik görüyorum beynini bile orada görüyorum çocuğun yani çok korkmuştum ben. Ama soğukkanlı kalabilmiştim yani o peçeteyle sarmak marmak iş yapmıştı. Sonra gitmiştik işte o zamanlar da şey oynuyorduk roller coaster ty tycoon muydu neydi lan o ilk çıkan oyunu. Sana işte ondan alacağım mı diyordum bir şeyler cd'sini bulacağım mı diyordum dikiş atılırken yanında durdum hep. bayağı dikiş attılar çocuğa 60 tane mi 100 tane mi hatırlamıyorum ama. Bayağı, bayağı, oğlum boydan boya yani şu e, dirseğinin kırıldığı noktadan bileğine kadar açılmıştı her yeri ya çok kötüydü. Yaş kaçtı valla işte roller coaster'a gir. O zamanlar 99. Aldın mı peki abi roller coaster'ı? <laughs> Hatırlamıyorum. Ro Aldın. Roller coaster 1.99 değil mi abi? Ya oğlum oradan bakıp bakıp bana şey yapma dur. <laughs> ben ben biliyorum ya 99. <laughs> roller coaster 1. Çıkmıyor ya. Neyse işte yani bayağı eski. 99 yılında çıkmış. 99 Aynen, <laughs> 21 yıl önce işte neyse o kaset mevzusu da öyleydi kaset mevzusunu anlatmadın ya ben onu böyle bir arka bir apartmanın arkasında sırf benim kasetimi çaldı ve yalan söyledi diye biraz şakalaşmıştım çocukluk işte yani çok vicdan yapmıştım çok korkmuştu ama böyle zarar vermedim. E dedim ki yapma böyle şeyler. Hırsızlık kötü bir şey dedim. Annene babana söylerim dedim. Ağlayarak eve gitmişti ama unutuyor, unutmuyorum o günleri. Yani mesela hatalı olmasına rağmen gene vicdan yapıp affetmiştim yani işte. Garip. Çünkü kötü niyetle yapılmış bir şey değil yani. Oynamak istemiş ve almış. Ben vermedim diye almıştı. Şu an konuşuyor musun? Yok. Görsem konuşurum da. O kim bilir. 30, 33 yaşında falan o da evlenmiştir belki çocuk çocuk sahibidir. Ama birkaç kişi ifşaladım sonra onu. Böyle bir şımardı 2-3 gün sonra anlatmıştım mahalledeki birkaç arkadaşıma. Dikkat edin ya. Falan. <laughs> Tabii o zamanlar böyle sokaklarda oyun oynuyoruz. Sokaklarda arkadaşlığımız biri gitar çalıyor, biri saklambaç oynuyor. Kavgalar, gürültüler. İşte torpil fırlatma dönemleri. Neyse. Dönelim şeye çok eski hikayeydi. O yüzden önceden anlatmışsam küçük küçük farklılıklar olabilir. O mesela kaseti çaldığı detayını anlatırken hatırladım. Sonra bana ziyamiya demeyin amına koyayım. Niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum açmıyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? Videolarımı niye sevmiyorsunuz?